var, artık yaz var, hep umut var, gelecek var, liyakat var, bereket var, cesaret var, gelecek var. Gece gündüz hiç durmadan ter akıttın, tarihinle geçmişinle hep kol kola. Engelliler haftası olarak sizleri ziyaret ettik. İnşallah daha da güzel bir gelecek için hep birlikte mücadele edeceğiz inşallah. İnşallah hocam. Biz engelli öğretmenler, 2511 engelli öğretmenleri, bu sayı bize uygun olmadı. Yani biz çok mağdur kaldık bu durumda. Benim engelim şu anda kronik. 10 dakikadan sonra yürümende aşırı derece bir zorluk var. Bazı insanlara, yürürken tanımadığım insanlara konuza girebilir miyim demekten fazlasıyla yoruldum. İnşallah biz de Gelecek Partisi olarak bu konuyu gündeme taşıyacağız. Çok teşekkür ederiz. Zaten Ahmet Davutoğlu hocamızın da bununla alakalı girişimleri var. Sosyal Politikalar Başkanımız Abdullah Bahçı Bey var. Hı hı. O da konuyla alakalı ilgileniyor. Biz de bunu gündeme taşımaya çalışacağız. Hı hı. İnşallah en kısa zamanda engelsiz bir dünya için. İnşallah. Ahmet Bey, Konya İl Sağlık Başkanı Mehmet Mert Bey geldi buraya. Çok teşekkür ederiz. Sizlerin desteğiyle inşallah Haziran atamasında 2511 engelli öğretmenin atanmasını istiyoruz. Sizlerin sayesinde, sizlerin desteğiyle bu haberin, bu atamanın gerçekleşeceğini umuyoruz. İnşallah Konya'da sizinle tanışmak nasip olur. Sizleri gerçekten çok seviyoruz ve sağlıkla kalın inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek istediniz. Biz de kabul ettik. Aynısını bir başka partide yapabilirdi. Herkeste şu korku oluşmuş. O yüzden oluşmaması için söylüyorum. Yarın bir gün yani herkeste olur. Ne olacağı belli olmaz. Ya korku hiçbir zaman bizi geliştirmez. Yani ben bugün size derdimi anlattım. Allah razı olsun. Siz derdinizi sosyal medyada bizim derdimizi açıklayacaksınız. Ama çok iyi tanıyorum. Yani her türlü mecrada nasıl olduğunu çok iyi tanıyorum. Zaten Konya'nın evladı biliyoruz. Konya'nın insanı. Yani kendisini de inşallah keşke gelse de burada Ramazan dışında çayımızı, çorbamızı, suyumuzu bile ikram etsek. Buradan selamlarımı gönderiyorum açıkçası. Yani inşallah Ankara'da bizim sesimiz olur. Sizler de sosyal medyada yardımcı olursunuz kendisine. İnşallah kendilerine de ileteceğiz. Siyasi hayatınızda işte başarılar diliyorum. Eyvallah, çok teşekkür ediyorum. Kendilerine de ileteceğiz. İnşallah iyi bir netice çıkar. İnşallah. Sizler yani sizin herhalde il başkanınız da Hasan abiydi. Hasan İkici miydi? Hasan İkici. Tamam. Hasan İkici Bey. Kuru ekmek yediğimiz günler de oldu. Kimseye ya bana bunu yardım etsin demedim, istemedim. Ne olursa olsun yani sağlıklıyım çünkü. Ama dayanamadım artık yani. Ev kirası 4 ay oldu, market yükseldi, elektriği, suyu, doğalgazı, çocuğum arada bir olsun internetten derse giriyor. İnternete giremedik, internet borcundan dolayı ödenmeyerdi. Evet. Ne ameliyat oldunuz? Burayı 96'da kırdım ben, he. Kırıldı. 97'de ameliyat oldu. Yanlış kaynadı. Yanlış kaynadı, şimdi de sakat zaten. He. Sağ bileğim mesela inmez. İşaret parmağım, küçük parmağımda sıkıntı var. Muhtemelen. Evet, küçük kız senin adın ne? Ebra. Kardeşi yok. Türkiye sana, sen Türkiye'ye aşıksın. Kim ne derse desin vazgeçmedin doğrundan. Çünkü Türkiye sana, sen Türkiye'ye aşıksın. Siyahlar yok hep beyaz var, burada kış yok artık yaz var. Karanlık yok hep umut var, bak her yerde gelecek var. Tanıdık yok liyakat var, kuraklık yok bereket var. Korkaklık yok cesaret var, Türkiye'de gelecek var. Hep beyaz var, artık yaz var, hep umut var. Genç yaşlı kenetlendik gözümüz sende. Bugün dün de kalsın aklımız gelecekte. Kim ne derse desin dönmeyelim bu yoldan. Ali abi bu senin. Sürelim mi lan? Teşekkür ederim. Ali abi bu da senin. Ha, bu da sizin. Teşekkür ederim. Tamam. Hadi Allah'a ısmarladık. Hayırlı bayramlar. Onlar. Hayır, biz Gelecek Partisi'nden geliyoruz. Ahmet Davutoğlu hocam. Ha, öyle mi? Oo, Ahmet hocamız bizim Konya'mızın yerlisi. Konya'nın Konya'nın eşi Sari. Evet. Doğum şeysi onun.
Heh. Oradan geliyoruz. Çok çok selamlar var size. Aleyküm selam. Onu Allah razı olsun. Size Ahmet başkanımıza kadar Ahmet hocam diyeceğiz, ne diyeceğiz Davut onunla. Ona çok selam götürüyorum. Eşine de. Aleyküm selam. Al bakalım bu senin. Bu da senin. Nasıl yerine bak. Evet. Çok sağ ol ya. Bu da senin. Tamam Hüseyin. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Şu gel gel. Bunlar ne kadar utanır. Evet. Ahmet Davutoğlu hocamın selamları var. Aleyküm selam. Gelecek Partisi bildin değil mi Ahmet Davutoğlu? Bildim. Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Hadi Allah'a ısmarladık. Hayırlı bayramlar olsun. Allah razı olsun. Ömürüm çok olsun. Ahmet bu senin. Yusuf yok mu? Adın ne senin? Yusuf. Yusuf. Okuyor musun sen? Okula gidiyor musun Yusuf? Kurs gidiyor. Türkçe kursu. Türkçe kursuna gidiyorsun. Hadi da anlayayım. Teşekkür ederim. Hadi Allah'a ısmarladık. Hayırlı bayramlar. Teşekkür ederim. Hadi sağ olun. Abi benim. Tamam. Bir yaşta. Anlaştık mı? Demiden dolayı. Tokan da çok güzelmiş ha. Benim de kızım var ayrı senin gibi böyle. Ceylan. Hadi. Gel. Hadi görüşürüz bakalım. Hadi iyi bayramlar. Tamam mı? Cesaret var Türkiye'de gelecek var. Var. Antalya'da, Manavgat'ta ve Gündoğmuş'ta başlayan yangınlar ülkemizin dört bir yanını sardı. Aşağı yukarı 90 civarında yerde yangın çıktı. Biz de Gelecek Partisi Sosyal Politikalar Başkanlığı olarak özellikle Manavgat'ta büyük bir hasarın oluştuğunu tespit ettik. İl Başkanlığımıza ve yönetim kuruluna ve partimizin yönetim kuruluna kardeşimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Özellikle hayvancılık yapanların meri alanlarının yanmasından dolayı çiftliklerini kaybettiler birçoğu. Ve biz Manavgat ilçe Tarım İlçe Müdürlüğü ile görüşmemizde kendilerinin gıdadan daha çok şu anda acil olarak hayvan yemine ihtiyacı olduklarını ifade ettiler. Ama Gelecek Partisi Sosyal Politikalar Birimimiz Başkanlığımız olarak da en azından bu dayanışma ruhunu vatandaşlarımıza, kardeşlerimize gösterme adına karınca kararınca da olsa bu yardımı topladık. İnşallah ilerleyen süreçlerde, zamanlarda tekrar çalışmalarımız, yardım kampanyalarımız devam edecek. Bak şu memlekete var mı dünyada eşi? Hiç bitmedi, tükenmedi düşmanı kalleşi. Bir öldük, bin doğduk, biz duysunlar bizi. Geçmişinde zaferler var, bugünler ne ki? Bir öldük, bin doğduk, biz duysunlar bizi. Bak için gelen... En azından Doğu Türkistan'ı kardeşlerimize bir net olsun. Gelecek Partisi olarak katkıda bulunabiliriz. Onun hesabını yapmaya çalışıyoruz. Maalesef Doğu Türkistan'da 1 milyon Doğu Türkistanlı kardeşimiz, soydaşımız, dindaşımız Çin'in insan hakları ihlalleriyle toplama kamplarında, cezaevlerinde. Bu bir zulümdür. Bu bir insan hakları ihlalidir. Bunun insan hakları ihlali olduğunu insan hakları örgütü, çeşitli kurumlarıyla onlarca, yüzlerce devlet buna imza atarken maalesef bizim hükümetimiz, bizim devletimiz buna imza atamadı. İktidara geldiğimizde Doğu Türkistan'ı devlet politikası olarak da sonuna kadar savunacağız. Ben imza kampanyasını icra eden İl Başkan Yardımcımız, Sosyal Politikalar Başkanımız Mehmet Mert Bey'e de teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızı kardeşlerimizin davalarına duyarlı olmaya davet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Her alanda bizim
Doğu Türkistanlıların sesi olduğu için öncelikle Bülent Başkanımız olmak üzere bütün Gelecek Parti mensuplarına teşekkürlerimi iletiyorum. Ben Konya'daki Satıp Orhan'ın Vakfı. Yok hep beyaz var, da kış yok, artık yaz var. Karanlık yok, hep umut var. Bak her yerde gelecek var. Tanıdık yok, liyakat var. Bıraklık yok, bereket var. Böyle bir organizasyona öncülük ettiğimiz için mutluyuz. Bize desteklerini esirgemeyen, Konya halkına zekatlarını veren arkadaşlarımıza, iş insanlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Bugün 18 tane ilçemizin sevkiyatını gerçekleştireceğiz. İlçelerimizin nüfus orantılarına göre poli dağılımlarını yaptık. İnşallah geriye kalan ilçelerimizin de yarın sevkiyatlarını gerçekleştirip bu aracı ve öncü olma noktasında il başkanlığımızın desteğiyle çok teşekkür ediyorum herkese. Sağ olun. İl başkan yardımcımız Mehmet Mert Bey'e teşekkür ediyorum bu organizasyon için. Tabii ki Gelecek Partisi'nin hedefi yoksulluğu, fakirliği tamamen ortadan kaldırmak. Mümkün şartlarda minimize etmek. Hedefimiz bu. Şu an... Liyakat var, bıraklık yok, bereket var. Korkaklık yok, cesaret var. Türkiye'de gelecek var. Siyahlar yok, hep beyaz var. Burada kış yok, artık yaz var. Karanlık yok, hep umut var. Bak her yerde gelecek var. Tanıdık yok, liyakat var. Bıraklık yok, bereket var. Korkaklık yok, cesaret var. Türkiye'de gelecek var. Buyurun, hoş geldiniz. Buyurun. Bunlara kadar inmiş diyoruz. Değerli misafirlerimiz, kumanyalarımız giriş kısmında dağıtılmaktadır. Uyuşturucu bir kültür, bir alt kültür. Yani her mahallenin, her ilçenin ve her bölgenin kendine göre bir uyuşturucu kültürü var. Ben kendim Konya. 18 yaşında bir kız çocuğum var. 13 senedir mücadele veriyorum ama tek başıma mücadele veriyorum. Sarılı çekirdek toprağa suya, durmaz bu hareket, biz geleceğiz. Durmaz bu hareket, biz geleceğiz. Soygunu vurgunu kaldırmak için, zulmü beşiğinde yok etmek için, milletin bahtını güldürmek için. Biz de Aşure günü münasebetiyle Gelecek Partisi Konya İl Başkanlığı Sosyal Politikalar Başkanlığımız tarafından Konyalı hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza Aşure ikramında bulunduk. Biz Sosyal Politikalar Başkan Yardımcımız Mehmet Mert Bey'e ve ekibine bu etkinliklerinden dolayı sessiz değerli basın mensuplarına teşekkürlerimi sunuyorum. Emeği geçen Konya Sosyal Politikalar Başkanımıza, sevgili İl Başkanımız başta olmak üzere tüm il yönetici arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah hepsine razı olsun ve böyle bir organizasyon yaptıkları için de tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Böyle güzel bir organizasyonda bizleri bir araya getirdiği için başta Gelecek Partisi İl Başkanımız Hasan İkici Bey olmak üzere İl Başkan Yardımcıları yöneticilerine teşekkür ediyorum. Buyurun. Gelecek Partisi'nin hizmetlerine, yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Hizmetten hak kabul etsin. Her şey hak diyoruz. Teşekkür ederim. Tamam, teşekkür ederiz. Evet değerli arkadaşlar, bugün Hicri Muharrem ayındayız. Kerbela'nın yaşandığı, matem ayının olduğu, yaz ayının olduğu bir gündeyiz. Yine aynı zamanda mitolojik ve geleneksel bir yemek olan Aşure etkinliğimizdeyiz. Yok etmek için milletin bahtını güldür.
için edeceğiz gayret, biz geleceğiz. Edeceğiz gayret, biz geleceğiz. Sosyal politikalar önemli. Niye önemli? İşte şu anda son dönemde tam ettiğimiz bir hayır kurumu değiliz. Bütçe imkanlarımız sınırlı. Ama yine de ufak tefek işte Ramazan'da koli dağıtımıdır, işte ufak tefek aşuredir, işte bazen yardıma ihtiyaç muhtaç olan insanlar oluyor. Durumu müsaade olan arkadaşlarla 3-5 kuruş bir araya getiriliyor. Zekatlardan falan yardım etmeye çalışıyoruz ama tabii ki bir hayır kurumu gibi gücümüz yok. Ama yine de sosyal politikaların yapabileceği bir sürü boşluk alan var yani. İl Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sosyal politikalar başkanlığı görevleri ve yetkileri nelerdir? Bunları sizlere hızlı bir şekilde kısaca anlatmaya çalışacağım. Sosyal politikalar başkanlığı Gelecek Partisi program ve tüzüğüne uygun faaliyetler sürdürmekle yükelliktir. Biz bölgeyi, sahayı en iyi tanıyan kişiler olmalıyız. Nerede yardıma muhtaç insan var? Nerede sosyal faaliyet var? O çevreyi biz tanırsak biz burada Ar-Ge'ye yardımcı olacağız, siyasi işlere yardımcı olacağız, seçim ve hukuk işlerine yardımcı olacağız. Gelecek partili olmak demek, halkı yoksulluktan kurtarmak için, başındaki sırtı pek bir ülke olmak için kendini adamak demektir. O yüzden hep birlikte yürüyeceğiz inşallah. Gelecek partili olmak demek, devrimci olmak demektir. Değişime cesaret edebilmek ve değiştirebilmek demektir. Gelecek partili olmak demek, Cumhuriyet kurucusunun, demokrasinin öncüsü olmak demektir. Milletin bahtını güldürmek için edeceğiz gayret.